Çok kıymetli İskilipli hemşerilerimiz, Saadet Partisi İskilip İlçe Başkanı Yavuz Katırcı, sizlere bu video aracılığıyla ilçemizde yıllardan beri yapılmayan, yapıldığı takdirde de ilçemize çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacak, yüzlerce insana iş imkanı sağlayacak bir çalışmadan bahsetmek istiyoruz. Bugün geldiğimiz alan, bu alan Kuzköy'deki kendi şahsımıza düşen bir arazi. Bu araziyi biz nasıl değerlendirebiliriz dedik. Suyumuz yok dedik. Dedi ki biz burayı güzel bir ceviz bahçesi yapalım. Kişisel çalışmalarımızla burayı teyzemgille beraber, eniştelerimizle beraber ortak bir arazi. Beraber tel örgüsüne çevirdik ve bugün çok güzel bir ceviz bahçesi oldu. Su olmadığı halde taşıma suyuyla biz burayı güzel bir ceviz bahçesi yaptık. Şimdi ben buradan şuna gelmek istiyorum. Eğer bu arazide suyumuz olsaydı daha farklı, ekonomiksel daha fazla katkı sağlayan bazı işlerde yapabilirdik. Çilek gibi veya çok güzel bir sebze bahçesi de yapabilirdik. Boş alanları, cevizin haricinde kalan boş alanları farklı ürünler de ekebilirdik. Ama su olmadığı için taşıma suyuyla sadece şu an biz burayı cevizle suyu az sevdiği için cevizi tercih ettik. Ben şimdi buradan şu konuya gelmek istiyorum. Bizim bir ırmak bucağımız var. Bu ırmak bucağı Kızılırmak Havzası, İskilip'imizin içinden geçen Kızılırmak Havzası, Çorum'umuzun en verimli arazisinin olduğu yerdir. Ve öyle geniş bir araziye sahip ki. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Yıllardan beri Kızılırmak suyu akıyor. Çevresindeki tarım arazileri, yakınındaki tarım arazileri dahi sulama altyapısı olmadığı için Kızılırmak o suyundan yararlanamıyor. Size basit bir örnek vereceğim. Sulanmamış arpa biçimi hasadı yapılmış bir araziden 250-300 kilo gibi bir arpa alınıyor. Ama güzelce sulandığı takdirde verim 800 kiloya kadar dönümde çıkabiliyor. Yani 2-3 kat. Yani bu küçük bir rakam değil. Sulandığı takdirde 3 kat ürün alabiliyor. Su olduğu için arpayı da biçtikten sonra, hasadını da yaptıktan sonra su olduğu için ikinci bir ürün de ekebiliyor. Ne yapabilir? Mısır sılacı yapabilir. Bakın ikinci bir gelir daha çıktı. Suladığı için ürün kalitesi 3 kat arttı. Kiloda 3 kat daha fazla para kazandı. Aynı masraf, aynı ilaç, aynı gübre olmasına rağmen sulandığı için karı arttı. Ve su olduğu için de yeniden tarlayı sürerek mısır sılacı ekebildi. Mısır sıvacı hasadından sonra da isterse kışlık turp yapabilir. Yeter ki arazimizde su olsun. Bizim bu bahsettiğimiz arazi Kaynarca, Veletler, Kılıçdere'nin kıraç arazisi, Karlı'nın üst tarafındaki kıraç arazisi, Hasandere'nin etrafındaki o kıraç arazi, ilçemizin en verimli arazilerinden olan bugün cezaevini yaptığımız Kazanlı mevki ve etrafı, Kayazın köyümüz Çorum'un en geniş arazisine sahip köylerden birisidir. Fakat ciddi manada verimli bir arazi ama su olmadığı için Irmak'ta Kayazı köyüne dikey vaziyette 5 kilometre uzaklıkta, yani düşünebiliyor musunuz? 5 kilometre uzaklıkta ırmağımız var, suyumuz akıyor. Benim Kayazı köyü, Esköy, aşağı Örenseki köyleri, Çukur köyüm çok büyük, Yerli köyüm çok büyük, kıraç arazisi ırmağın suyundan yararlanamıyor. Bu Kızılırmak projesi diye bir proje var. Ben bu projenin geçtiği yerleri inceledik. Belirli bir köylere kapsıyor. Tabii biz bunun içine Kazanlı, Mevkini'de, Kılıçdere, Kaynarca, Yalakçay'ın, Karaburun'un kıraç arazisini de içine katarak söylüyoruz biz burada. 50 milyon, yani eski parayla bir yılda 50 trilyon çiftçinin cebine net fazladan kar girecek. Bugün uzmanlarımızın söylediği bir rakam. Yani düşünebiliyor musunuz? Fakat ne yazık ki ilçemizde yıllarca harcanan para hep beton. Yani karşılığı olmayan, üretimi artırmayan, insanımızın cebine para sokmayan, para, devletimizin parası bunlara harcandı. Halbuki bugün eğer gerçekten 20 yıl önce bu proje bitseydi, bu zamana kadar İskilip halkının, çiftçisinden devletimiz kazandığı parayla ilçemize daha büyük hizmetler yapacaktı. Yani bu elimizin altında çok büyük bir servet var. Biz bu servetten yararlanamıyoruz. Biz buradan siyasetçi, muhalefet olan arkadaşlara, Irmak Bucağımızdaki köy muhtarlarımıza, çiftçilerimize buradan sesleniyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımıza, ilçemizi yöneten, ilçemize söz sahibi olan insanlara. Biz İskilip öyle bir memleket ki ne yazık ki İskilip dışına çıktığımız zaman her yere, yani yakın bir yer, Vezir Köprü, hep beraber gidelim.
Yeşilırmak'ta ne güzel adamlar kaç kilometre uzaklıkta araziye suyu getirmiş. Biz 2 kilometredeki tarlaya suyu götüremiyoruz. Yani bizim buradaki meramımız bu. İlçe kaybetmesin. İlçe kaybederse il kaybeder. İl kaybederse ülke kaybeder. Biz ülkemize, milletimize gerçekten katkı sağlayacak çözüm önerilerini ve üzerinde durmamız gereken çalışmaları söylemeye devam edeceğiz. Şu an muhalefetteyiz. Sadece bunu dile getiriyoruz. Allah bir gün bize nasip ederse biz Kızılırmak Havzası'ndaki bütün köylerimizi suyla kavuşturacağız inşallah. Allah'a emanet.